Selamünaleyküm arkadaşlar. Video ve kanala hoş geldiniz. Sizlere konuklarımızı tanıtalım. Daha Arda Sönmez. Arda Sönmez. Barkoçmuş üyesi. Ben de Okan'dan Barkoçmuş üyesi. Evet arkadaşlar. Bir önceki YouTube'daki videoda söylemiştim. Bu kanal artık daha fazla video gelmeyecek. Veya gelirse de Okan veya Batık çekecek. Onlar yönetici oldukları için. Ben kendime ait bir kanal açmıştım. O kanalda açıklamayı ve burayı bir yere bırakırım. O kanalda motorla ilgili videolar çekeceğim. Ama bugün Arda ziyarete geldi beni görmeye. Biz dedik ki bu boş günümüzü dolu geçirelim. Bakalım işte Arda yeni bisiklet toplamış, kaç parayı topladı, ne kadar para harcadı. Bunları soracağız. Tutarımı kuraklığımı, ellerimle bıraktığım, fazlasıyla dağıttığım, anlatıyor dostlar. Sen hiç kanla bulandın mı, el tetikte dolandın mı, avlanırsın gafil bu en fenası dostlar. Yarı yolumuza çıkana ne yaptın, denem tutarız gayrı. Şaseyi ne kadar aldın? Şaseyi komple 70 liraya aldım. 70 liraya aldım. Başka bir maşa vardı üzerinde. Üzerinde normal çakma donlu. Çakma vardı. Arkası nikelaj ve boyası yok. Yoktu. Kendi boyası vardı. Ya ilk halimi fotoğrafını da koyarız. İlk halini ekrana verip şuraya verip koyarız. Bisikleti aldım. Ondan sonra ilk yaptığın şey ne oldu? Bir kere ya bisikleti aldım. İlk başta uzatmayı yaptık. 10 santim uzatma yaptık. Tamam ama kaynaklı değil. Aynen. Vidalı değil. Vidalı kaynaklı. Ne kadar yaptın? 20 lira. 20 lira da uzatmaya vermiş Arda. Aynen. 20 lira uzatmaya verdim. Sonra ilk işim zaten nikelaşa götürmek oldu. Ama ondan önce bir renk düşündüm mü? Renk zaten ilk başta aklımda vardı. Yani bisiklet almadan önce düşünmüştüm. Aynen, düşünmüştüm. Yaparsam bu renk yapacağım. Aynen, aklımda kurmuştum zaten. Yani, bisikletin rengi çok çok güzel bir tonu var arkadaşlar. Hani böyle bir turkuazımsı, yeşilimsi, koyu, gölgede farklı, güneşte farklı gözüküyor. Otomobil boyu sahibi. Aynen. Neyse biz devam edelim. Nikelaj yaptırdım. Nikelaj yaptırdım. Hakan abi de yaptı. Hakan'ın 35 yaptırıcısı. 200 liraya yaptık nikelajı. 200 liraya nikelaj yaptırdım. Nikelaj yapmak isteyenler bisikletin İzmir'deyse açıklamaya nikelaj yazıp altına Hakan'ın Instagram hesabını bırakırım arkadaşlar. Oradan Hakan'a ulaşabilip nikelaj yaptırabilir veya fiyat alabilirsiniz. Devam edelim boya olarak. Boya olarak işçilik, zımpara, vernik her şey dahil 200 lira para gitti. Peki bunu sen dışarı mı yaptırdın yoksa bunu birisi mi yaptı, kendin zımparası mı yaptın, nasıl oldu bu işlemler? Babam zaten eski boyacılardan, oto boyacı. Evet. Ondan dolayı bu konuda biraz yardımcı oldu bana. Zımparasını falan biz kendimiz yaptık. Evet. Yani bütün her şey bize ait. Boyası tamamen size ait. Aynen, boyası tamamen bize ait. Daha sonra doylu maşa yok dedin. Aynen doylu maşa. Sende daha önceden vardı. Daha önceden vardı başka bisikletimde. Doylu maşanın piyasa değeri arkadaşlar. 250 lira. 200-250 lira değişiyor. Sıfırlara var, şeyler var. Doylu maşa nereden bulabilirim diye bana sormayın. Bana denk gelirse yani görüyorum. Veya Baykos Bey satılık hesabımıza bakabilirsiniz. Neyse 200 lira da 230 diyelim. Ve 225 diyelim doylu maşa. 200 ile 250 TL arası çünkü. Şasiyi aldıktan sonra işte boya yaptım. Doylu maşa yaptım. Jant lastik aldım. Aynen. Jant lastiği ne kadar aldım? Ha ayrıca arkadaşlar şunu söylemeyi unuttum. Bizim yaptırdığımız fiyatlar... Hadi oğlum ya. Tamam, gitti ama. Ya da ses işareti var mı böyle yukarı çıkıyor mu? Çıkıyor, iniyor. S. Oo çıkıyor.
Büyük artık. Evet arkadaşlar, videonun başında söylemeyi unuttum. Arda'nın oturduğu yer İzmir'in böyle her yerinde bisikletçi olan ve her yerde parça satılan bir yer değil. İzmir'e biraz merkezden uzak bir yerde oturuyor. Belki 30 liraya olan bir şeyi 40 liraya almış olabilir. Bunu yapmasının tek sebebi, yani gidip toptancı bir yerden de alsa gider ve yol parası verecek. Aynı şeye gelecek yani sonuç. Belki yükseğe almıştır bir şeyi veya düşüğe yaptırmıştır. Bu kimseyi ilgilendirmez. Bu Arda'nın parası ve Arda'nın misiyeti. Bunu söylemek istiyorum. Nerede kalmıştık Arda? Nerede kaldık? Bu aydan sonra maşaya geçtik. Maşayı söyledik. Aynen, maşayı söyledik. Jant lastik dedik, aynen. Jant lastik dedik. Jant lastiği, jantlar zaten diskli. Ayrıca de lastikler sıfır ayarındaydı ben aldığımda. İç lastiğiyle beraber. İç lastiğiyle beraber 300 liraya bir rakam aldık. Şimdi sıfır, ya ben şey, belki videoda görünmüyordur ama yanakların hiçbir hatası yok. Hani ikinci el ama çok kullanmadan aldık işte. Yanaklı lastik, sadece iç lastik değil, dış lastik. Şu an sıfırı 100-110 lira arası İzmir Çankaya'da bir de toptancıda yani. Yani mantıken diski jantlar da zaten 100 lira, 80 liradan aşağı satan yok. Bunun iç lastiği de mantıken 300 liraya geliyor parça parça alsan da. Daha sonra jant lastik alın dedi. Bisikletimizin üzerinde bolt makamlar yazmadık. 300. Bolt makamlar var. Bolt makamlar var. Tanesi 30 lira. 2 tane var. Yanlışın makamları iyi almışsın. Normal makamları da 30'a satıyorlar. Bir de bu bolt. Aynen. 60 liradan makamları diyoruz artık. Daha sonra koltuk var. Koltuk çok rahat, onu söyleyeyim bile. Lafını böldüm. Bindim bisiklete sizden önce, videodan önce. Koltuk çok rahat. Neyin koltuğuydu? Camaro koltuğu. Camaro koltuğu. Ne kadar aldık? 50 liraya aldık. 50 liraya. Bunu bisikletçiden aldın değil mi? Toplancıdan bir şeyler değil. Bisikletçiden aldım. Şimdi bisikletçide gidiyor, toplancıdan alıyor 40 liraya. 10 lira kendine kar koyuyor. Hem gitse toplancıdan alsa 40 liraya ama yolda giderken yol dolmuşa izmana ona zaten 10 lira para gidiyor. Aynı şey denk geliyor. Daha sonra bisikletin üzerine söyleyebileceğimiz ne var? Nikelaj detaylardan. Diski jantlar var zaten. Diski kaliperi. Diski kaliperi var ha. Dur oraya geldik. Aynen sana. Elcikler var. Tren kolları vesaire. Bidon boğazı. Bir de direksiyon. Onlara ne kadar aldın onları söyleyeyim. Bidon boğazı direksiyon 70 lira yapıyor toplam. Tamam. Başka? Kaliper var. Kaliper. Ön fren çalışıyor. Kaliper bende vardı. Ön fren çalışıyor. Kaliperi kaç para aldığımı tam hatırlamıyorum ama 50 lira falan civarında da kaliper var. Balatalı gibi de birlikte. Balatası vesaire. Çalışıyor zaten. Aynen. Çalışıyor. Şey yapar. Diskler? Diskler jantların üstünde vardı aldığım. O zaman çok güzel. Devam edelim. Aktarıcı, zincir vesaire. Aktarıcı sıfır, zincir de sıfır. 100 lira bir rakam da ona gitti. Fren tellerini iç dış değiştirmiştim. Onunla beraber 100 lira. Şöyle, ben de söylüyorum bunu. Aktarıcı ile zincir uzatmaya 100 milyon, evet çok bir para. Ama Arda'nın taktığı zincir sıfır zincir. Şu an sıfır zincir alsanız 30-40 lira bir sıfır zincir. Ayrıca bunu Arda'nın oturduğu yere ben daha önce de gittim. Bu aktarıcı yüksek fiyatlı satıyorlar. Aktarıcında normalde zaten işte toptancıdan olsa 30 lira 35 lira olacak. Yani liraya parası. Bir de bu zincire ek var. Aynen. Uzatma yapıyorsun. Ne kadar dediğin zincir şey? 100. 100. Ayrıca şey de vardı 100 liranın içinde. İç dış telini değiştirdim. Ön frenindeydi. Aynen. Peki şeyleri falan aldın değil mi? Arka aktarıcıyı bağlayacağın zaman kablosunu telini. Aynen onların içinde var ama aynen, daha bağlı değil. Bağlı değil. Aynen onlar falan da olacak. Daha sonra setin üstüne bebek pedalı dediğimiz küçük dişli ve pedallar var. Bir de orta set var. Aynen. Üçüne bir fiyat söyleyelim. Üçüne bir fiyat söyleyelim. 30 lirada bir fiyat söyleyelim üçüne. Zaten bebek pedalları bisikletçilerde veya kullanıcılarda denk gelebilirsiniz. Yani yıpranmış olur ama spreye boyarsınız. Bebek pedalları 20 lira. Orta sehpada 30 lirası rahat var. Normalde 50 yapıyor ama sen 30 lira bir fiyat düşüyorsun. Arkadaşından almıştır veya tanıdıksan birbirinden takas etmiş bir şey olmuştur. Evet. Ederi 30 lira dedi. Artı 30. Başka ne var düşünelim? Niye? Şöyle. Önmüş kapakları, bilyeler mesela. Bazı balık şeselerde şuralar bozuk oluyor. Ha bu balıkların birleşme yerlerinde fırça. Peki bu bisikleti aldığında onları değiştirdin mi? Fırça kapaklarını, bilyelerini değiştirdim. Ama şuradaki şeyi değiştirmedim. Değiştirmedim. Fırça kapakları zaten 10 lira 20 lira arası. Onu yazmaya gerek yok. Onunla detay. Aynen. Şöyle bakıyorum. Sivriler var, onları söyleyeceğim. İncik boncuk. İncik cincik boncuk. Sivak kapakları güzel. Bisikletin üzerinde bu... Nasıl göstereyim, şurada var mı? Var. Şu sivrilerden var. Sivri, bunların çivilerden var. Çivilerden. Onlar var mı? Ben gittim motora parça almaya. 4 tanesine 20 mi? 30 lira mı ne dedi? Şu an toplam sayarsak bisikletin üstünde 2, 4, 6, 7 tane var.
7 tane var. Aynen. Mantıken baktığın zaman 5 liradan saysak 35 lira var. 5 lira var. 10 lira da siyoplarına desen. Aynen. Siyoplar pahalı. Ayrıca şunları saydın mı sen yetenlerken? Aynen. Onlar da içinde mi yeter? Aynen, onlar da içinde yeter. 35, 10 liralık 45 diyelim. Başka oktan düşün bakalım böyle... Ne? Kaplamayı unuttuk. Gold kaplama var. Gold kaplama var. Gold kaplama sadece 20 lira tuttu, kendim kapladım bunu. Kendi kaplama mı? Çok güzel kaplamışsın. Yani öyle kaplayamayanlar var. Biraz fıstık oluyor. 20 lira da ona dedik. Başka söyleyeceğimiz bir şey var mı? Sticker bastırdım. 15, bedel. Aynen, bedel. Bir de kan grubu. Kan grubu nereden aldın yani bu arada? Kan grubunu yalan yok, babam yaptırdı yani. Ha, güzel olmuş abi. Aynen. Bir de Baykoç Bey sticker var. Baykoç Bey sticker var. Onu da şöyle bilgisini verelim. Sen normal stickerları 15 lira yazdın, bedel. Aynen. Aynen. 15 lira. 15. Baykoç Bey stickerları var. Onlara biz 5 lira satıyoruz. Çünkü biz de bastırırken yapışık vermiyoruz. Bana hediye. Nasıl hediye? Hediye yok. O röportajdan sonra. Baykoç Bey stickerları da 5 lira. Almak isteyenler varsa burayı iyi dinlesinler. Almak isteyen kişiler İzmir'de oturması ve toplantılara gelmesi zorunludur. Şart. Toplantıda ben olurum, olmam veya sonradan gelirim. Toplantıda olacak kişi Okan. Okan'ı toplantıda gördüğünüz yerde. Toplantı olursa, daha şimdi demeyin toplantı ne zaman değil. Toplantı olursa Instagram ve Facebook, diğer sosyal medya hesaplarımızdan duyuruyoruz. Okan orada olacak, hani olduğu zaman. Okan'dan stickerları alabilirsiniz, 5 lira. Hem Instagram logosu var, hem yazısı var. Öyle, ona da 10 lira diyelim. Ya da 10 lira onu yazmayalım. Başka ne var? Başka ne var? Mesela burada da gold var ama bununla beraber kaplamak gibi bir şey. Aynen, beraber değişen bir şey. Bisiklet aldığında mesela jantı vesaire aldığında bilgilerini vesaire değiştirdin mi? Ya arka jant sıkıntı çıkardı. 50 liraya mil göbek değiştirdik. Tamamen sıfır. Tamamen sıfır. Güzel. Ama gidişi falan hiç engel olmuyor takım yani. Aynen. Şimdi bazı bisiklette en önemli şey bana göre en önemli şeylerden birisi bisikletin gidişi. Şimdi bir pedal atıyorsun, bazısı bakıyorum şuraya kadar gideyim pedal atıyorum biri. Öyle. Başka söyleyeceğimiz bir şey. Başka iki tane ışık var önde. Onları daha sıfır detay. Aldım. Onları detay. 15 liralı onları aldık. Yani onu yazmaya gerek yok. Böyle şeyler var. Muska diyecek. Muşta. Muska diyorduk. Şimdi bisiklete yapmak istediğim bir şeyler daha çok var. Çok var. Tanıyorum seni yani. Aynen. Çok. Sonuçta görüşürüz ediyoruz. Daha bitmedi. Aynen. Biliyorum. Yapacağın şeylerden böyle kısa güzel bir spoiler ver mesela. Ya gidon boğazını değiştireceğiz mesela. Ayaklı olacak. Ayarladım bazen çok pahalı. 80, 70, 120, 130. Eğer en düşük fiyatı 100'dan başlıyor dedi. İnternette ben buldum. Plastik galiba 80 liraya yazıyor. 30 liraya internette buldum. Adam dedi şeyleri değişti. Kataloğumuzun dediği ürünlerimizin fiyatı değişti. Muamele hepsi muamele. Herkes muamele. Ben mesela başkası diyebilir. Ben bu müziği 300 liraya mal edebilirim. 400 liraya, 100 liraya da yaparım. O zaman yap. Bize göre değil mi? Aynen. Gelsin röportajına ulaşalım. 100 liraya mal et dedi. Yani bunlar değişik olacak şeyler. Şimdi Okan Lise ben baş başa bırakayım. Tamam. Okan sen sorduğunu biliyor musun birader? Hadi bakalım devam edelim. Sen şimdi bu bisikleti komple yaptın. Yani bu yapboz gibi mesela takıyorsun, söküyorsun falan. En çok nelerde zorlandın mesela? Neyi takarken zorlandın? Ne böyle mesela bir şey kırıldı mı tekrar aldın mı? Takarken pek zorlanmadım. Ama en çok zor şey olan arka şeydi. Mil göbek dağıldı çünkü. Dağılmış daha doğrusu. Onu yaptırırken biraz zorlandık. 2-3 kere gidip geldik. Bıraktık, aldık falan. O bizi çok zorladı. Bir daha ayrıyeten zaten ilk başta nikelajı çok istiyordum yaptırmak. Nikelajı biraz şey oldu. Uzun sürdü. Birkaç gün sürdü. Başka yaptığıma pişman değilim. Aklım hala yapmadıklarım. Gidiş konusunda da yani çoğu bisikletten daha düzgün gidiyor. Çoğu bosta taş çıkarıyor yani. Ne yani bu bir meydan okuma mı? Yok. He meydan okumuyoruz. Meydan okumaya geçtik artık zevk kısmındayız. Sabah benim kısmını kıskanıyor arkadaşlar. Evet o zaman kapanışı verelim artık. Yani bisikletine maşallah taş değmesin hiçbir şey. Kazasız belasız. Sağ olun. Durun ben bir duyuru yapayım ya. Bir sen geç yerine. Arkadaşlar yine söyleyeyim bu videoda söyleyeyim. Kendime ait bir kanal açtım. Motorumla ilgili videoları oraya paylaşacağım. Motorum bilenler Instagram hesabı takip edenler bilir. Motorla ilgili videoları orada paylaşacağım. Kanalıma abone olmadıysanız Berk Çakmak ismi. Açıklamaya bir de şu kartları bir yere bırakırım.
Arda'nın Arda'ya özel sormak istediğiniz sorular varsa Arda'nın Instagram hesabında yorum açıklamaya bırakalım. Sorarsınız, yanıtlarsın. Aynen. Yanıtlamazsan? Yanıtlarım yani. Yardımcı olsun. Olur bir şey olursa aynen. Sormak isteyen boya kodudur mesela. Boya kodunu sormayın. Kodunu sormayın, kodu kesinlikle vermiyorum. Aynen. Direkt engel atarım yani, o kadar. Çünkü neden? Bu adam araştırmış, kodunu bulmuş, karışım yapmış, bir şeyler yapmış. Yani sonuçta kendisi zevkine göre bir renk bulmuş. Aynen. Sen gelip direkt hazır olarsan olmaz. Sen de boya yaptırmak istiyorsan gideceksin otomobil boyasına, evet. Karıştıracaksın. Aynen. Ya kimse yanlış anlamasın da ben bunu bir kişiye söylesem, öbürü diyor ben en yakın arkadaşıma da söyledim. Bir bakıyorum aynen. Bütün piyasa aynı renk. Ondan sonra bu bisiklet böyle olduysa benim bisikletim de böyle olayım diyeyim, güzel olur diyor, bu renkten geliyor. Fıs oluyor. Aynen. Benim gibi benim kendi kanalım var. Oraya da abone olun. Kartlara bir bakıyorum aç. Arda'nın Instagram hesabını da bıraktık. Okan'ı da açıklamaya bırakırız. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda ben olurum olmam ama Okan kesin olur. Allah'a emanet olun. Bu videoda like ve yorum atmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hepsi yalan var. Yani niye yalan söylüyor? Burada bu kadar... Okan yok biliyor musun? Diyor ki Moto 35'i söylesem mi galiba diyor. Admin'iyim arkadaşlar takip edin. Tam geliyordu ben çıktım.